Bu sene Financial Fair Play yok. Bununla beraber ciddi bir ivme yakalanacak, önümüzdeki sezonları kurtaracak bir transfer hamlesi bu sezon yapılabilir. Gol garantisi daha yüksek olan bir santfor olması lazım. Yani acaba olur mu ya? Verecek paramız, harcayacak zamanımız yok, yok bizim şu yok. anda. Yok. Bu arada İngiltere'de bir transfer görüşmeleri yapılmış. Kim mi incele? Kesinlikle ve kesinlikle devam edilmek isteniyor bir sezonda. veseliye adına şarkılar bestelenen bir oyuncudan söz ediyoruz. E, Veseli çıksın, Efes serisini alsın, şampiyon, Almalı. Yapsın, şampiyon yapsın, kalsın Çiçek böcek devri bitti, sadece Fenerbahçe devri başladı. Kaptan hoş geldin, hoş bulduk. Maçsız bir hafta, evet. nasıl geçti haftan? Valla Fenerbahçe'nin maçı olmadığı zaman, futbol maçı olmadığı zaman bir boşluk hissediyoruz değil mi? Evet. Ama sen kadın futbolda doldurmuşsun gene boşluğu. Ya doldurdum. Nostalji oldu. Ben hayatımda ilk defa vefa stadına gittim biliyor musun? Düşün. Sen ilk defa gittiysen ama ne zaman gideceksin? Ama 70'lerin sonunda, 70 sonunda ilk son maçını yapmış kara gümrükle. O gün bugündür Fenerbahçe vefa stadına gitmemiş hiç. İlk defa gitti kadın futbol maçında. Nasıl buldun? Ya stat tabii mahalle içerisinde bir stat. Ee, kara gümrük seyircisi de gelmişti. Ee, bayağı coşkulu bir ortam vardı ama karşımızda da taş gibi bir kara gümrük vardı. Zorlandık. Rovanş maçı pazar günü çok zorlu geçecek. Evet. 1-0 ee, mağlup olduk. Orada ikinci ayak pazar günü. Kazanırsak finaldeyiz inşallah. Ee, gerekli skoru alırız. Peki. Tempolu bir program yapalım. Önce bir. Ee, geçen haftalarda istemiştik gene bir beğeni isteyelim gene yorumlara e, ağırlık vermelerinden rica edelim. E, bundan sonraki programlarda sorulara da cevap vermek istiyoruz. E, Sorular olanlar onları da yazabilirler. Biz de bu soruları bugünkü programdan sonra alttaki yorumlarda okuruz. Ondan sonra işlerinden birkaç tanesini seçip programda da cevaplandırırız. Şimdi transfer hoca evet. ee, bir federasyon başkanlığı seçimi var. Evet. Bu arada transfer demişken. İşte Financial Fair Play vesaire onu konuşacağız. Mali Genel Kurulu var Cumartesi hmm. günü. Onu konuşacağız. Neyle başlayalım? Herkesin en çok merak ettiği hoca transfer konusu. Evet. Hoca bitti galiba. He? Hoca evet. Hoca artık e, hep bittiği zaten söyleniyor. Bu hafta içinde büyük ihtimalle açılacak. Belki hmm. Cumartesi günü Mali Genel Kurul beklenir mi? Orada açılma yapılır mı? Diyenler de var. Ama e, ben bu arada anlaşmanın 3 senelik bir senelik olacağını düşünüyorum. Hmm. E, 7 milyonluk bir yardımcılarıyla ile beraber maliyeti hmm. var. Onun için bunun altına 3 senelik girilir mi emin değilim. Ee, bence bu 1 senelik bir anlaşma olacaktır. Şimdi biz bu sene şampiyon olmak zorundayız. Evet. Hep her sene olduğu gibi bu sene de <laughs> o zorunluluk var. Transfer politikası ona göre yapılacak büyük ihtimalle. Evet. Ama bence çok önemli bir husus var onunla başlayalım. Bu sene Financial Fair Play yok. İlk kez Ali Koç yönetiminde Financial Fair Play olmayacak. Yani. Olmayacak. Ve bu hakikaten çok kritik. Çünkü bugün... Alacağın santifor, yapacağın transferler, yapılanma yani belki de 4 senenin en önemli transfer dönemine giriyoruz. Evet. Burada öyle isimler kadroya katılabilir ki Fenerbahçe'nin geleceği zaten kadroda bazı bölgeler gayet iyi isimler şu anda monte edilmiş durumda. Ee, bununla beraber ciddi bir ivme yakalanacak, önümüzdeki sezonları kurtaracak bir transfer hamlesi bu sezon yapılabilir. Peki bir şey soracağım sana şimdi. Herkesin ortak bir fikri var. Bu takıma sil baştan yapmaya gerek yok. Yok. Başkanımız da aynısını ifade etti zaten. 4-5 mevki dedi. 4-5 mevki. Böyle bir e, elimizde koz da var financial fair play olmaması gibi. O zaman o 4-5 tane oyuncuyu hadi yedek kaleciyi bir tarafa koyuyorum. O 4 tane oyuncuyu hakikaten üst seviye oyuncu bekleyebiliriz bu durumda. Bence de yani Santifor işte sol ön deniyor. Hmm. Bence mutlaka bir orta saha, hmm. bir de sol bek konusu evet. var biliyorsun. Şimdi sol bek konusuyla ilgili mesela Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'ya bir teklif yaptık. Evet. Ya, ya daha doğrusu görüşme yapıldı. Ee, Eren Elmalı için Kasımpaşa'nın istediği fiyat 5 milyon euro. Çok. Çok. Şimdi Ferdi bu takımın bence birinci sol bek olmalı. Evet. Ya yani ben önde oynamasındansa bek oynamasına evet. daha sıcağım. E ee, böyle bir ortamda 5 milyon yerek bir Hmm. Sol bek için ver, ver, verilme, verilmesinin hiçbir anlamı yok. O yüzden de ben bu Eren transferinin olmayacağını düşünüyorum bu şartlarda. Oraya bir sol bek yedek isim yeah. gelecektir. O isminde kim olacağını açıkçası bilmiyorum ama önceliğimiz yeah. değil gibi. Önceliğimiz Santifor. Sol kanat ve bence gene de bir ortasa. Crespo Zayt ikilisi harika oynadılar. Ama Crespo hala satılabilir. Yeah. Sana söylemiştim. E, devre arasında bir teklif gelmiş. Atletico Madrid'den gelmişti bu teklif. Ama e, opsiyonlu bir teklifti. Bir sezon sonra parasını Hı -hı. opsiyonlu vardı Atletico Madrid'in. Kabul edilmedi. Bugün iyi bir teklif gelse Crespo yollanabilir. Mesela Kim min ile bir sene daha devam edilmek isteniyor. Evet. Yani iyi bir teklif gelse dahi bir sene ne yapabilir devam edilmesi isteniyor ama ile aynı durum yok. Crespo her ne kadar çok iyi bir performans ortaya koymuş olsa da iyi bir teklif gelirse gönderilecek. Yani bir orta saha herhalde hmm. yarıda alınacak. Tabii, tabii. Şimdi zaten Ozan Tufan'ın gideceği düşünülürse Sosa zaten gitti düşün Gustavo ile yollar ayrılacak mı ayrılmayacak mı bunlar hep merkez orta sahalar zaten Ayrılmak bir biz sayısal olarak da eksik vaziyette kalacağız orada evet. bütün sezon Crespo Zayt skilisiyle geçer mi? Geçmez. Geçmez. Dolayısıyla zaten oyuncuya ihtiyacımız yani var. Mert Hakan'la İrfan da tabii o bölgede kullanabilecek isimler hmm. olmakla beraber ama bir orta saha transfer Yani orta saha, sol kanat ve Santifor önemli. Şimdi Santifor, e, Sörlot biliyorsun tercihlerden. Ve Seferovic var. Ben Seferovic'e sıcak değilim. İki sene önce olsa ben sıcak olurdum da... İki sene olsa, önce olsa ben de olurdum ama şu anda... çok sakat geçirdi değil evet. mi? Bir de Darwin Nunez'e kaptırdı Benfica'da formayı. Kaptırdı. Ee, i̇kinci planda kaldı bayağı. Yani çok oynamayan bir oyuncu üzerine de bizim o Santfor hakkımızı kullanmamamız lazım ya. Yani. Peki, Surlough 4 gol atmış bu sene ligde. Real Sociedad'da. Az değil mi? Az. Az ya. Yani. Yani ondan öyle bir riski var. Evet. Yani buradaki Santfor şimdi bu Burnley'deki Weghorst... Onu isterim bak. Ee, Küme de düştü. Küme de düştü. O... Burnley ile sözleşmesi 3 sene daha devam etmekle beraber hmm. küme düştüğü için bir alternatif. Mesela Liverpool'da Origi e, sözleşmesi bitti. Milan'ın adı geçiyor ama mesela işte Financial Fair Play yok ya bu tip bir santifordan bahsediyorum. Evet. Şimdi Suarez ismi e, zaten e, başkan yalanladı onu hmm. ama Suarez ismi tabii nokta bir transfer oluyor. Tabii. Bir sene şampiyon olmak istiyorsun. Suarez ismi seni şampiyon yapabilir ama ben sanki bu Financial Fair Play ile öyle bir santifor alalım ki gerekirse ciddi bir bonservisi de ödemek durumunda kalabiliriz. Yaşı da genç olsun 5-6 sene idare ederim. veya da satarsak da çok iyi bir parayı satabilirim. Bu hamleyi bu Financial Fair Play ile yapalım istiyorum. Evet. Yani gol garantisi daha yüksek olan bir Santfor olması lazım. Yani acaba olur mu ya verecek paramız... Yok. Harcayacak kesinlikle. zamanımız yok, yok bizim şu yok, anda. yok. E, bu saydığımız oyunculardan da aslında birçoğu hakikaten iyi seviyede, üst seviyede oyuncular bu ama... Bu seviyede bir adam lazım. Sen hangisini, bu kadar isim konuştuk şimdi. Hangisini istersin diye sorarsan bana benim tercihim Weghorst olur. Weghorst olur öyle mi? Çünkü Wolfsburg'dan da çok iyi tanıyorum. Hı -hı. Oradan da golcüğünü iyi biliyorum. E, tam bizim Hollanda derdimize çare de, olabilecek birisi. Hollanda dizi... mil takımı Santaforları, Fanoy Donk'un performansını zaten hep e, konuşuruz. Van Persie belki sakat geldi. Evet. Hani müthiş performans ortaya koymadı. Ona rağmen attığı gol sayısına bakıyorsun. Tabii. Az değil. Yani Hollandalı Santfor ve Gors benim de tercihim olur. Ee, Sörlot Trabzon'daki performansıyla onu da tabii hmm. ki isterim ama bu sezonki performans dediğim gibi bir soru işareti. Sol tarafa Trezege ismi geçiyor. Evet. O da Aston Villa'nın oyuncusu. Bu arada İngiltere'de bir transfer görüşmeleri yapılmış. Yani İngiltere'de e, yapılan transfer görüşmeleri Santiforla ilgili mi? Belki Trezeguet için gidildi. Belki Vegors için gidildi. Ya yani teması var. Yani bir İngiltere, bir İngiltere seyahati yapılmış. oldu diyorsun. Evet. Yani İngiltere'den bir <laughs> transfer işte sol kanat olabilir, Santfor olabilir. İngiltere'den bir transfer anladığım kadarıyla düşünülüyor ki bir görüşme yapmaya gidilmiş. İnşallah temiz kalpliyizdir. Vegors için gitmişlerdir. Evet, bu Vegors konusunu biraz daha araştırmaya devam edelim. Bu bilgi değil ama sadece temenni evet, bizimkisi. Evet. Evet. Gerçi adı da geçiyor. Evet. Ama kesin bildiğim bir şey benim de yok. Hı. Peki sana şimdi şunu şunu soracağım. Bu e, federasyon e, başkanlığı seçimi de aslında ilintili bir hı. soru olacak. Şimdi bugün Mehmet Büyükekşi federasyon başkanlığına adaylığını açıkladı. Hı hı. Şimdi burada e, bizim kulüp olarak nasıl bir tutum içinde olmamız lazım? Bu arada Mehmet Büyükekşi ile ilgili çok ciddi galatasaraylı olduğu söyleniyor. Olsun. Adaletli olsun da Galatasaray e, tribün grubu lideri olsun isterse fark etmez. Aynı fikirdeyim seninle. E, Fenerbahçeli federasyon Hı. başkanları da gördük. E, aramız hiçbir zaman e, iyi olmadı. Şimdi bu Mehmet Büyükekşi eğer e, adaylığını açıkladığına göre büyük ihtimalle tek aday olarak girecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir bir servet yardımcının da aday olabilir lafları var Hı. ama ben ikisinin karşı karşıya gelmeyeceğini ve Mehmet Büyükekşi'nin seçileceğini düşünüyorum. Şimdi burada bizim üstümüze düşen bence bu noktada e, federasyonla ilişkileri daha başlamadan belirli bir noktaya oturtmak ve bazı konularda e, bastırmak. Evet. Bunlar ne olabilir? Mehmet Büyükekşi'ye destek veririz. Hı. Bu destek karşılığında 28 şampiyonluk olabilir. Bu destek karşılığında 7 artı 4. Biliyorsun önümüz e, önümüzdeki sene başlayacak yabancı e, 4 e, yerli 7 yabancı kadroda olacak. Bunun değişmemesi bizim çok işimize gelir. Onu konuşalım. Evet. E, gibi. Ee, bu maddeler çok önemli bence. Aslında bu bir pazarlık unsuru değil, bu söylemiş olduğum zaten alınan Hayır. bir karar. Tabii, tabii. Aldığın kararın arkasında dur demiş oluyoruz biz federasyonu evet. aslında. Ama 28. Şampiyonluk olsun, Süper Kupanın oynanması olsun evet. zamanında 2011 yılının. Bir karar alı. Bu kararların alınmasıyla ilgili. Bence e, elinden geleni yapmamız lazım. Diğer yandan başkanın bu hafta içerisinde bir e, ikincilik ve üçüncülük kulüpler Birliği Başkanı galiba kırklar elin başkanı başkanıyla evet. bir e, kahvaltı etmiş. Ben evet. onu da önemsiyorum ve doğru buluyorum. Çok sonuçta doğru. E, orada da bir hani e, a, çalışmalar yapılıyor sonuçta. E yapmamız lazım. Daha önceden yapmamız lazım. Yani yapmadığımızda bir sonuç alamadık. Evet, bir sonuç. Yani artık zaten. Başkan hafta içerisinde Pazartesi günü, geçen Pazartesi biz programı çekmiştik biliyorsun aynı evet. akşam Beyaz TV'de yayına katıldı. Zaten ben orada o mesajı aldım benim aldığım en büyük mesaj o. Zaten başkanımız artık diyor ki bana göre artık iyi niyetle bu işler olmayacak. Biz dostumuzu düşmanımızı tanıdık diyor doğru da söylüyor hakikaten. <laughs> Bundan sonra Fenerbahçe iyi niyetle bekleyen değil oyunun kuralını koyan kulüp. ...haline gelecek. Olması gereken de o zaten. Başkanımız artık doğrusunu yapıyor. Evet. Ee, peki senin ee, federasyon... Ee, ...seçiminden beklentin... ...nedir? Şimdi Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman... ...kendisi için bir ayrıcalık istemiyor. İstemedi. Bundan sonra da istemeyecektir. Tabii. Ama adalet olsun. Her kulübe... ...eşit mesafede bir federasyon olsun... Bu sezon olduğu gibi bir kaos ortamı yaratılmasın. Nakden yayın bir kaosa dönüştü mü? Dönüşü daha hala bilmiyoruz. Yayıncı kuruluş kim? Sezon bitti. Ha, gelecek sezonun bilmiyoruz. Bir evet, Bein Sport oldu söyleniyor ama hala bir resmi ha. yok. Hakemler konusu tarihimizde görmediğimiz rezaletler silsilesi yaşandı. Üç tane Merkez Hakem Kurulu Başkanı gördük değil mi? Evet. Hakemler gittiler, geldiler. Ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ne dolaplar döndüğünü. Hı hı. E Kulüplere eşit mesafede olma konusu tamamen rafa kalkmış durumda yani bazı kulüplerin federasyonu oldu, bazı kulüplerin yönlendirmesiyle o hakem kararları alındı. Yani her açıdan tarihin en kötü futbol federasyonunu gördük. Evet. Bunlar olmasın, adalet olsun, kimse Fenerbahçe'ye ayrıcalık göstermesin. Öyle bir talebimiz yok. Adalet evet. olsun yeter. Adalet, adalet, adalet. Evet. 11 Haziran'da da federasyon başkanı, yeni federasyon başkanı belli olacak. Bu arada. 7 artı 4 konusunu konuştuk, 7 artı 4 konusunun üzerinde duralım bence. Çünkü 7 artı 4 olduğu takdirde bunun en çok yarayacağı kulüpler biz ve Beşiktaş olarak e, gözüküyor. Şimdi 7 yabancı, e, 4 yerli. Şimdi bu 4 yerli isim bugün bizim kadromuzda rahatlıkla anlatabileceğimiz Altay, Ferdi, e, Serdar Aziz, İrfan Can... Mert Hakan, tabii. E, Serdar, Dursun. Serdar Dursun. Hani Serdar Dursun'un seneye büyük ihtimalle yedek olacağını düşünüyorum. Ama bu tip yani en az dört tane çok rahat evet. karşılayabileceğimiz bir durum var. Bununla beraber Arda Güler var. Asıl konuya geleceğim aynen. Dört, e, dörtlünün içinde bir tanesinde 2001 doğumlu olma şartı var. Aynen. Ve iki sezonluk bir e, sözleşmesi e, eveliyat olması şartı aynen. var. Şimdi burada Muhammed ve Arda Güler biz de çok rahatlıkla buraya uyan isimler ve bu iki isim özellikle Arda sık sık kullanacağımız bir isim olacaktır. Gözü kapalı kullan. Gözü kapalı kullan. Bunun Beşiktaş tarafında Ersin ile Rıdvan var. Rıdvan var. Ee, Trabzon'da ve Galatasaray'da bu tip isim çok çok zor. Uğurcan yok. Yaşı o, tutmuyor. Yaşı tutmuyor. Girmiyor. Bir tek Ahmetcan olabilir defans oyuncusu. Bir tek defans'tan Ahmetcan olabilir. Beş, Galatasaray'da hiç yok. Hiç yok. Evet. Yani bu 7 artı 4'ün değiştirilmesiyle ilgili Galatasaray ve Trabzon'un bir lobi faaliyetlerinde bulunup bunu değiştirmeye çalışma ihtimali yüksek. Trabzon bulunuyor zaten şu anda. Bulunuyor. Buna bizim izin vermememiz lazım. Çünkü gene alınan bir karar var. Evet. Bu karar alındı. Bu kararın alınmasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bastırmasının olmadığı kesin. Böyle bir ilişki yok federasyonla. Ama bu kararı aldıysanız biz de ona göre plan yaptıysak, yapılanma yaptıysak bunun arkasında durulması lazım. Federasyon Başkanı ee, seçiminden önce federasyonun yeni federasyon başkanına destek verilecekse veya da konuşulacaksa bu konu 28 şampiyonluk ve süper kupa kadar önemli. Ne dedik? Sadece adalet. Adil olmaları lazım. Bu kararı alan kim? Federasyonun kendisi değil mi? Ha. O zaman devam ettireceksin. Bu kadar basit. Trabzon lobisine yenik düşmeyeceksin. düşmeyeceksin. Ve bu financial fair play'in olmaması, bu ıı... Trans, takımın oturmuş olması son dönemde ikinci yarı lider Hı. hatta şampiyon kapattı diyoruz. Ee, Arda Güler'i vesairesi gayet iyi bir e, kadromuzda varken financial fair yokken yapabileceğimiz transferlerle kötü bir 4 sene hatta 8 sezon şampiyon olmadan geçirmiş olabiliriz. Ama umutlu olmak için çok neden var. Beşiktaş'la Galatasaray sence çok radikal değişiklikler yapmayacaklar mı kadrolarında? İlla ki yapacaklar. Yapacaklar yani 7, ve 8 -8 kolay değil oturması. Tabii, e, oturması yani bayağı zaman alacak. Onların avantajı ne? Onlar Avrupa Kupalarına gitmeyecekler. Evet. Sene. Galatasaray'da seçim var. Galatasaray'da seçimden sonra Okan Buruk ismi e, konuşuluyor. Beştaş Valerian, İsmail ile devam edecek. E, Trabzon zaten Abdullah Abic'le devam ediyor. Bizim de Jorge Jesus'la büyük ihtimalle bu hafta içinde açıklanır. E, devam edeceğimiz artık kesinleşmiş gibi. E, ben avantajı görüyorum şahsen. Bunları güzel transferlerle de 3-4 nokta atışları da Hı. tamamlayabilirsek gayet iyi olacaktır. Jesus'ta ekstra bir coşku ve heyecan yaratacak gibi gözüküyor bence. Yani ben o, o havayı seziyorum ya ben. Benim, ya. Tabii ki İsmail Hoca isteyenler de vardı herkesin fikri. Sen de mesela İsmail Hoca'ya sıcak bakıyordun. Olabilir ama evet. ne diyorduk? Yani işlerin kötü gittiği zamanlarda hepimiz şunu söylüyorduk. Ya artık baba bir hoca, herkesin önünde düğmesini ilikleyeceği bir hocaya ihtiyacımız var diyorduk, değil mi? Vitor Pereira ayrıldığı zaman böyle bir hoca Tabii. gelseydi zaten çok isteyecektik. Tabii. İsmail Hoca'nın bu performansı bir e ee, ya bozarsak birisi giriyor mu evet. Eee açıkçası bana e, işime öyle bir kurt düşüyor onun dışında tabii ki Jorge Jesus İsmail Kartal'a göre daha iyi bir hocadır. Ya şimdi dünya üzerinde işte Klopp diyorsun, Guardiola diyorsun, Ancelotti diyorsun. En üst seviye bunlar değil mi? E onun bir tık altına indiğin zaman o seviyedeki hocalardan biri. Evet. Öyle bir hoca getiriyoruz biz Jesus'la. O yüzden mutlu olmak için de çok sebebimiz var aslında. Yani bu iş doğru, trafik doğru. polisi gibi. Trafik polisi durdurduğu zaman Ceza kesmek istiyorsa cezayı keser. Sen de bir kulp bulmak istiyorsan Jesus'la ilgili illa ki bulursun. Efendim çok geçimsizmiş. Basınla ilişkileri iyi değilmiş. İşte futbolcularla bazen takışabiliyormuş falan filan. i̇lla bulursun. Herkes de bulursun. Muhakkak. Ama mesela bu eleştirenler arasında taktisyen olarak iyi bir taktisyen değil diyen var mı Jesus'la alakalı? Kimse Yok. söylemiyor. Yok. Biz teknik taktik olarak çok üst düzey bir hoca getiriyoruz. Bunun keyfini çıkarmaya bakalım şimdilik biz. Evet inşallah. Buradan e, Cumartesi gün 4 Haziran'da Mali Genel Kurulu var. Bir oraya e, geçelim istiyorum. E, Teknik direktör açıklanacak diye düşünüyorum. Açıklanmadığı takdirde o konu gündeme gelecektir. E, eleştiri olarak. Ve adlı. eleştiri olarak gündeme gelecektir. Çünkü 4 Haziran artık e, kampa herhalde bir 15 gün kalmış oluyor. Tam kaşında toplanılacağız bilmiyorum ama. E, 15 gün kalmış oluyor ve gene hoca hala açıklanmamışsa o biraz e, bir tatsız. Durum yaratacaktır. E 4 Haziran'da benim doğum günüm doğum günü hediyesi olarak açıklarlar belki. Evet sana hediye olarak belki o günü beklerler. Ee, borcun artıyor olması. Ee, bu arada e, baktım ee, sevgili başkanı Ali Koç'a 481 milyon TL'lik bir borç var. Evet. Bu borçta ciddi rakam, ciddi rakam artmış. Ee, i̇şte bu rakam borç, bu borç hibe eder mi? Etmeli mi? Etmemeli mi? Ee, ne olur? Nasıl Sonuçları bilmiyorum ama böyle artan bir borç var. Bu da bence önemli konulardan biri. Ee, bu da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Vallahi başkanımızdan Allah razı olsun. Yani çok eleştirildiği konular var ama işte bu maddi konularda yapmış olduğu fedakarlıklar ne kadar teşekkür etsek az. Orada da şöyle bir eleştiri var. Çok fazla veriyor diye yakınları eleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> daha fazla vermediyor. Adam ne yapsın artık daha fazla evet. ya? Ee, peki e, kaptan basketbola da geçeceğiz basketbola geçmeden önce e, bizim editör arkadaşlar hazırlamışlar bu sezonu biraz enlerinde konuşalım istediler e, en iyi maç en iyi futbolcu konuşalım. en iyi performans vesaire buradan biraz gidelim buna geçmeden önce bununla ilintili o zaman Hamıl'la Bal Gibi Hareket'e geçelim Hamıl bir Club'la haftanın Bal Gibi Hareket'i kaptan Hamıl'la Bal Gibi Hareket'te Mert Hakan'ın güzel bir jestini seçtik. Ee, bir görüntü var. Ee, genç bir çocuk, e, minik bir taraftar Mert Hakan'dan forma istiyor. E, Mert Hakan duymuyor. E, çocuk da çok üzülüyor. Daha sonra bunu Mert Hakan'a iletmişler. Mert Hakan da formasını göndermiş. E, çocuğun da bir formayla bir videosunu e, izledik. E, çok güzel bir jest yapmış Mert Hakan. Bal gibi hareket yapmış. Hakikaten. Tam adı üstünde bal gibi hareket yapmış. E, Mert Hakan'ın bu arada e, konuşulması gereken isimlerden biri belki en iyi futbolcusu bu sezonun olmayabilir Ama mesela bazı istatistikler var Süper Lig'de bu sezon 90 dakika başına en çok şut pası veren orta saha oyuncuları içerisinde 1.72 ile 3. E, bu sezon 90 dakika başına rakip 3. bölgesine en çok isabetli pas yapan orta sahalar 23.6 ile 2. Yani bunlar hep son derece önemli istatistikler. Mert Hakan'ın bu sezon hem saha içi hem saha dışında takdir ettiğimiz bir performans var. İnşallah önümüzdeki sezonda buna devam eder. Ondan not etmiş olalım. Hamılla... Takım, takımın liderlerinden biri olarak geliştirdi kendini. Hakikaten. Geliştirdi. Yani hem sevgi hem saygı görüyor. Onu hissedebiliyorsun. Mert Hakan U19 maçı diyorsun. Bir bakıyorsun Mert Hakan izleyenler arasında. Evet. Genç taraftarımıza yaptığı jest diyorsun. Mert Hakan orada. İşte eski arkadaşlarının yanında diyorsun Sivas Spor'un e, Federasyon Kupası finalinde. Mert Hakan her yerde e, kalbimize de girdi bayağı. Evet. Tekrar Mert Hakan'a bu güzel cilsinden dolayı teşekkür edelim. E, Hamal Bal gibi hareketi kapatmadan önce de hatırlatmamızı yapalım. E, Hamal'ın B-Club adında içinde farklı ayrıcalıkların bulunduğu bir programı var. İlk alışverişte %15 indirim kazanıyor e, izleyiciler. Ondan sonra da %5 her alışverişte %5 hani puan kazanıyorlar. Onlar da birer TL'ye Tekabül ediyor. E, yorumlarının üstüne sabitliyoruz. Oradan e, bu bir cluba girebilirler e, ve alışverişlerini yapabilirler diyelim. Evet, devam edelim. Şimdi sezonun enleri. Sezonun enleri. En iyi futbolcu kim mince? Kim mince diyorsun, değil mi? Çok uzun süre sonra böyle bir defans oyuncusu yakaladık. Yani geçen sene Salah'ı yakaladık diye seviniyorduk. Bu sene daha da iyisini yakaladık. Defansif olarak önünde. Şimdi, şimdi bence e, şu çok iyi performanslar var şimdi Altay, evet. Ferdi, evet. Osai, Kimmince, Zaits, Zaits ve Crespo. Evet. Yani bence bu 6 futbolcu çok ciddi performans gösterdi. Bu altın, altının içinden sen kim Kimmince'yi seçtin. Evet. Ben de Ferdi ile Kimmince arasında yavaşçası. Yani Crespo'nun da Zaits, mesela Zayt'sın performansı da bence çok e, ciddi bir performans. Yani defansa da yardım eden bir orta sahanın bu kadar gol attığını ben. Hiç hatırlamıyorum. O anlamda çok önemsiyorum. E, bu isim içerisinde ama bir ön plan çıkartacaksan sanki Kim Bince, e, çok farklı performans gösterdi. Neredeyse çok az hatayla oynadı. Ya çok sempatik adam. Ben olsam Kim Bince üzerine de bazı stratejiler geliştiririm bu arada. Şimdi Güney Kore'de sevilen bir oyuncu. Bu kadar yoğun tempo içerisinde yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum ama git, git Güney yap. Kore'de bir maç yap. Hazırlık döneminde. Git bir tane yap ya. Git gel. Bu arada programın başında söylediğimi tekrar hatırlatayım. Yani Kim mi incele? Kesinlikle ve kesinlikle devam edilmek isteniyor bir sezonda. Yani seneye kesinlikle şampiyonluk hedefi var. Mutlaka devam edilmek isteniyor. Orada çok astronomik fiyat geldiği takdirde gene hani bir sezon sonraya anlaşma yapalım ilk alternatif olarak düşünülüyor. Ama onda riski var. Allah korusun bir sakatlık vesaire var. Gidip de 20 milyonlar 20 milyon üstü rakamları bugünkü finansal ortamda bizim reddetmemiz kolay değil. Evet. Ama öyle yani sana şöyle söyleyeyim 10 milyon euro verseler satmayız. Evet. Şimdi sözleşmesinde eğer bir madde varsa ki 23 milyon euro olarak söyleniyor. Ya bilmiyorum. bilmiyorum. Şimdi bunu getirdiği zaman bir kulüp Kim de ikna ettiyse eğer bizim yapabileceğimiz bir şey yok zaten. zaten bu ayrı konu. O gelir. Evet. Zaten 23 milyon euroya da kolay kolay hayır diyemeyiz. Evet. Ama B planını da oluşturmak lazım. Eğer satılırsa yerine kim alırız? Kime alırız? O, şu andan belli olması lazım yani o isim. Ya şimdi biz bir sezon önce zalayinin performansından çok memnunduk hatırlarsan. Yani. Bu sezon bir düşüş gösterdi ve Zala'yı böyle biraz e, hani göz ardı ediyoruz, fazla hmm. e, denklemde tutmuyoruz gibi duruyor ama mesela sana bir söz söyleyeceğim. Bu sezon bu sezon 90 dakika başına rakip yarısada en çok top kazanan stoper. Rakip hmm. yarısada. Birinci Zalai. 1.39. Yani her maç e, bir buçuk tane. Önde top, baskı önde baskı yapıp rakip sağda top kazanmış. Yani bu çok e, önemli bir istatistik. Yani ben Zalai'nin dörtlü savunmada pek oynatmadık. Üçlü savunmada oynadı. Ondan sonra dörtlüye geçtiğimiz noktada hep Serdar Aziz oynadı. Yani dörtlüde min İmce, Zalai ikilisini ben bir görmek isterim. Serdar Aziz her ne kadar çok iyi performans göstermiş olsa da onunla da biliyorsunuz uzattık. Kime teklif gelip de 23 milyon euroya giderse belki de bakarsın. Salay Serdar ikilisi olur. Evet de mutlaka alınır ama dediğim İllaki gibi belki ama. de Salay ile Serdar hmm. formayı kapabilirler. Peki devam edelim. En beklenmedik performans. Çok net Crespo. Crespo. Ben de katılıyor. ikincilik oyuncusu. Estoril'den evet. geldi. Birinci lige çıkmıştı. Çok az maç yaptı. Evet. Hiçbirimiz beklemiyorduk. Hatta ilk maçta bu kim dedik? Nereden aldık biz bunu dedik. Allah Pereira'dan razı olsun. Ya Pereira'nın o tarafı zaten sportif direktör olsun diyorum. Yani <laughs> e, getirdiği futbolcular hakikaten. E, ki ilk zamanda da gelçi orada e, Terenao'nun da etkisi vardı. Mesela bir Josef transferinde o yapmıştı. Kayeri de galiba o dönem yapılmıştı da hatırlıyorum. Evet ama şey Josef eski oyuncusu. Kayer eski oyuncusu değildi. Değildi. Josef eski oyuncusuydu. Josef Porto'dan eski oyuncusu zaten. Aynen. Josef tamamen onun transferiydi. Hı. O anlamda iyi transferleri var. En iyi futbolcuyu konuştuk. En beklenmedik performansı konuştuk. Peki e, sezonun en iyi golü UEFA'da Berisha'nın golünü seçtiler UEFA kupasında ama bence sezonun golü çok da bize katkısı olmayan bir goldü ama Konya'da 2-1 yenildiğimiz maçta İrfancan'ın attığı bir frikik golü var. Evet. Çok anormal bir frikik golü. Mesafe de çok uzak. Müthiş vuruyor. Yani benim son zamanlarda seyrettiğim en güzel frikik gollerinden biri. Ben sezonun golü olarak ilk Türk Telekom Arena deplasmanındaki Mesut Özil'in golünü seçiyorum. Farklı bir goldü, güzel bir He. goldü ve sevindiren bir goldü. E Crespo'nun golü ve sevinci de damga vurdu o, o maçta. Yani sevinç olarak o birinci olabilir doğru söylüyorsun. Yani, Crespo'nun golü belki de tüm sezonun en sevindiğimiz golüdür büyük ihtimalle. O maçta tribünlerde olamadığımız için de Türkiye Futbol Federasyonu'na deplasman yasağını devam ettiren tekrar selamlarımı gönderiyorum. Önümüzdeki sene için devam ediyor muymuş? Artık Daha belli biter değil. canım. Bütün dünyada kalktı. Değil. Bir tek bizde mi devam edecek yani? Şaşırır mısın? Peki en, en iyi maçımız. En iyi maçı söyleyeyim sana. Eintracht Frankfurt Fenerbahçe. <laughs> futbol olarak doğru söylüyorsun. Yani, yazık oldu. İlk devre özellikle ilk 45 dakikada evet. oynadığımız futbol hakikaten anormaldi ve o Eintracht Frankfurt UEFA kupasını aldı sonra gitti. Evet. Çok zor durumlara düşürdük. Farklı öne geçebilirdik. Her şeye rağmen maçın 90. dakikasında penaltı kaçırdık yine kazanabilirdik. Evet. Yani çok çok farklı bir maçtı o maç. Şimdi böyle söyleyince o maçta da Mesut'un performansı da çok iyiydi. Mesut bence en evet. iyi maç. E tabii bir Alman ya da oynuyor. Bir Orada bir, bir tabii şey ben, ben, ölmedim. Ayaktayım, dimdik ayaktayım mesajı vermek istiyor. Fakat sana enteresan bir şey söyleyeceğim. O maç bence sezonun en iyi maçı. Evet. En kötü maçı da o maçtan 3 gün sonra oynadığımız Başakşehir Fenerbahçe maçı. Evet. 2-0 yenildiğimiz. Evet. Hiç oynayamadık. Yani erken yenik duruma düştük. Hiç direnç gösteremedik. Pozisyon bile bulamadık doğru düzgün. Bu bize neyi gösteriyor? Şimdi seneye de Avrupa Kupalarında oynayacağız. Şampiyonlar Ligi olmazsa alt kupadan devam ederiz diye düşünüyoruz. Bu rotasyon işi önemli. Rotasyon işini doğru yapmak lazım. Biz onu demek ki beceremedik. Yani Evet. Şimdi zaten İsmail Hoca ile ilgili de konuşurken iyi performans <laughs> deniyor ama herkesin çekincesi de 3 günde bir maç yaptığınla haftada bir oynamak aynı şey değil. Öyle olduğunda İsmail Hoca rotasyon yapmak mecburiyetinde ara ara o rotasyon yaptığında nasıl, nasıl e, yapacak, yapacak yani? e, konusu vardı. Zaten e, büyük ihtimalle işte artık Jorge Jesus'la devam edileceği için e, İsmail Hoca'nın nasıl yapacağı konusu çok önemli değil. Jorge nasıl yapacağı konusu önemli. Onu da göreceğiz dediğin gibi. Peki Sen katılıyor musun Aytar Frankfurt maçına yoksa aklında başka bir... Yani en iyi maç olarak. Trabzon maçının kırmızı kartı sonrası mücadele anlamında Doğru çok iyi bir mücadele var. İsyan etti takım. Burada 2-0 yendiğimiz Galatasaray maçında bir derbidir sonuçta. Evet. E, rakibe e, çok ciddi bir üstünlük evet. sağlanan bir maç var. Doğru. Galatasaray'ın durumu çok işler acısı e, iç iş açıcı değildi. O yüzden de hani çok iyi bir Galatasaray yoktu evet. karşımızda belki ama gene de bir derbidir. Orada hakikaten çok e, üstünlük kurmuştuk. O anlamda iyiydi. E, devam edelim. En unutulmayan anı. <laughs> Alişan Salan. Trabzon maçı. Ya enteresan Bana geçen sezon sonunda sorsaydın bu soruyu ben yine sana Alişan Salan <laughs> diyecektim. <gülüyor> Konya maçında gitti, önümüze geçti. Liderken vermedi golümüzü, nefis golünü vermedi Pelkas'ın. Bir el yarattı Valencia'ya. Fenerbahçe'nin önüne set çekti mi çekti. E bu sene sen Trabzon'a lider gidiyorsun. Maçta öndesin. Kazansan 4 puan önüne geçeceksin Trabzonspor'un. Biz karışacağımıza onlar karışacak belki. Senaryonun nasıl gerçekleşeceğini bilemez. Tabii tabii. Şimdi herkes diyor ki işte 8 puan fark attı. O kadar puan fark attı. Bir aralar 20'ye çıktı. Ama o maçta Ali Şansalan çıkmış olmasa karşına her şey bambaşka olabilirdi. Ee, sezonun kırılma anı o an. Şimdi en unutulmayan an dediğinde negatif olarak kesin o. Ee, pozitif tarafından bakarsak da benim açımdan pozitif olarak en unutulmayan an. E, Alanya Maçı'ndaki Arda'nın performansı. Evet. Çünkü ilk golü ve ilk e, asisti... Galatasaray Yaprak vardı daha önce ama o tam asist sayılmaz. E, oyuna girdi, Mesut'un yerine girdi. Harika bir gol attı. Ondan sonra da Berişe'ye yaptı. Mükemmel orta ki bir hafta sonra aynısını gene yaptı ama... E, orada ilkti. E, hakikaten böyle bir... sen de burada hmm. konuştuk. Yani gözlerimiz doldu dedik. Hakikaten de ekran başında gözlerimiz doldu. Yani en unutulmaz an olarak ben onu seçeceğim. İnşallah Arda'nın o unutulmaz anı... Uzun süre bu şekilde devam eder. O bir başlangıç olmuş olur. Hatta programlarımızdan birine başlık atmıştık. Arda Güler'den şikayetçiyiz diye. Evet. Çünkü her hafta gözlerimiz yaşarıyordu onu seyrettikçe. Evet. Vallahi heyecanla bekliyoruz. Tekrar iyileşsin, geçmiş olsun. Stres kırığı kolay değil. Yazı çalışarak geçirecek. İnşallah evet. yeni sezona full hazır halde geri döner. Evet. Arda yeni transfer kadar heyecanlandırmalı bizi. Bir Santifor'un bir sol önün vereceği... Çok iyi bir isim de olsa en az onun kadar bizi heyecanlanacak bir transfer. Arda Güler tra performansı olacaktır inşallah. Ki bu sene sonuçta 25 dakika, 20 dakika, yarım saat ara ara oynadı. Ee, Önümüzdeki sezon daha fazla işte bu 7 artı 4'teki 2001 doğumlu oyuncu konusunda konuştuk. Çok daha fazla forma bulacaktır. Yani Arda'nın performansı çok kritik ya Jesus için de böyle işte genç futbolculara çok fazla yer vermez, garanticidir gibi şeyler yapıyorlar, eleştiriler yapıyorlar. Arda Güler genç olduğu için oynamayacak bu takımda. Evet. Arda Güler çok iyi topçu olduğu için oynayacak. Tabii Arda Güler'in yani sahada yaptıkları bu yani U14 evet. maçında yapmadı ki bunları. U16 maçında yapmadı Tabii. ki sonuçta kendinden büyüklerle oynadığında bu performans gösterebilen bir futbolcu. Peki son olarak en beklentilerinin altında kalan futbolcuyu da konuşalım. Berisha diyeceğim ya. Yani bir Avrupa şampiyonu olarak geldi. U21 Alman milli takımının ilk 11 oyuncusu olarak geldi. Şampiyonluk madalyasıyla geldi. Beklentiler çok yüksekti. Doğru. Salzburg'dan aldık. Yani Salzburg'dan giden futbolcuları biliyoruz. Olmadı yani. O kız arkadaşından da nişanlısı mıydı ayrıldı. Yani bir sıkıntılar olduğu söyleniyor. İşte o belki birazcık düşürdü Beri Berişe'yi bilemiyoruz ama ben olsam daha bizde uzun süre sözleşmesi var. İlla ki Almanya'da bir piyasası vardır. Yani U21 milli takımı herkes tanıyor, biliyor, seyrediyor. Ben olsam bir sene kiralarım. Gitsin Bundesliga'ya kendi evinde. Tanıdığı ortam, bildiği ortamda. Gitsin bir oynasın, bir kendine gelsin. Kendine yeniden piyasa yapsın. Fenerbahçe'de daha fazla para kazandırır. Sen hala satmayalım, kiralayalım görüşündesin değil mi? Evet. Çünkü yani iyi geçireceği bir Bundesliga sezonunun sonrasında çok enteresan yerlere de gelebilir piyasası. Evet. Peki e, futbolu kapatıp bir baskete geçelim mi? Berişe'ye bir geri döneyim mi? Evet. Şöyle bir haber çıktı. Borussia Dortmund'la görüşülüyor. Emre Can Berişe takası. Evet, ne dersin? Gördüm. Sen hani bir merkez orta saha diyorsun ya. Süper de oynar. Oynar. Evet. Oynadı. Oynadı da. Evet. E olur. Yani Hayır demem. Ya gerçi beri şeyle ilgili benim de beklentim çok yüksekti. Hani bir kiralayalım bir görelim bir yandan da isterim ama hani sen pek tip, olmayacak diye mi Ya bu tip başlayan performanslar hiç zaman terse dönmüyor ya. İşte bir hep David örneğini He. konuşuruz. Onun haricinde pek görmedik ki David de bu derece e, hem kötü dildiğim hem de farklı mevkiye de geçmişti. Şimdi David'i yani Santifor'dan şey... kanada attık. Bunu attık. da Santifor'dan kanada atsak belki bu da değişecek. Olabilir. Zaten bunlar hep kanat olduğu konuşuluyordu evet. biliyorsun. Hiçbir zaman evet. 9 numara olarak oynanan gelmişti. Biz 9 numara oynattık. Ya da çift Santifor olan bir düzende evet. ikinci Santifor olacak. Gezgin Santifor olacak. Evet. Santfor olacak. evet. Ee, her şey farklı olabilirdi yani onun içinde. Peki. Kaptan son olarak basketbol. Evet. Ee, Darüşşafaka ile ilk maçı kazanıp ikinci maçı kendi sahamızda kaybettik. Evet. Sonra 2-1'e getirdik deplasmanda bu akşam dördüncü maç var. Kazanırsak finaldeyiz. Evet. Kaybedersek de beşinci maç kendi sahamızda. Büyük ihtimalle finale çıkacağız diye düşünüyorum. Orada e, Anadolu Efes Galatasaray serisinin galibiyle oynayacağız. Orada da durum 1-1. Büyük ihtimalle Anadolu Efes çıkacaktır. Ama Galatasaray'da iyi takım kurmuş. Evet. E, zorlayacak. Belki de beşinci maçta gidebilir orada da. E, ne bekliyorsun final serisiyle ilgili? Bu arada sana bir duyumumu söyleyeyim. Bir kere Veseli konusunu daha önceden konuşmuştuk. Veseli'nin gideceği artık... Ee, yüksek ihtimal. Ee, Öyle mi diyorsun? Ya, acaba Veselin'in menajeri böyle birazcık Fenerbahçe ile pazarlık gücünü arttırmak için bu tip haberleri pompalıyor olabilir mi? Bunlar bak, çok görülen şeyler. Yani şimdi. %100 dediğim bir haber değil. Ama 1.8 milyona bana Bologna demişlerdi. Ee, şimdi Barcelona <laughs> e, lafı çıktı. Bir yandan Veselin'in gitmesi hepimizi çok üzer. Yani evet. bence Obradovich'ten sonra Veselin de o dünyanın en güzel <laughs> takımı dediğimizin en büyük ikinci parçası da Veseli'ydi. idi. Onun kapanması açıkçası Herkesi çok üzer. Diğer yandan basketbolla ilgili şöyle bir şey duyuyorum. Seneye hazırlanın. E, hani çok iyi bir kadro kurulacak. Çok iyi bir hoca gelecek. Basketbolda yatırım devam edecek. E, i̇şte bir Larkin lafları var. Ki Larkin bugün şu konuşuluyor. Yani Veseli mi Larkin mi? İkisini birden belki alamayacaksak birine vereceksek Larkin daha çok e, düşünülen isim. Yani basketbolla ilgili hani kimseyi gaza getirmek için söylemiyorum ama duyduğumu söyleyeyim. Net bir şekilde seneye Hazırlanın kombininizi alın harika bir basketbol takımı geliyor deniyor. Bakalım doğru mu? Bakalım ama o harika takımın parçalarından bir tanesi de Veseli olsun isterim ben açıkçası. Yani ben orada e, duygularım mantığımın önüne geçiyor. Veseli yani kimler gitti yani bir o ok kaldı geriye yabancılardan o dünyanın en güzel takımından. Veseli gitmesin. Evet gitmesin. Ha diyeceksin ki yani bu kadar sakatlanıyor ediyor işte bazen maçta kendini kaybediyor zarar verdiği oluyor. Ha, olsun. Veseli ya adına şarkılar bestelenen bir oyuncudan söz ediyoruz. E, Veseli çıksın Efes serisini alsın. Alsın? Şampiyon Almalı. Yapsın, şampiyon yapsın kalsın. Al ya. Yani orada bilmiyorum dediğim gibi hala bir pazarlık halinde seki Orada e, başkan yönetim desin ki ya tamam senin istediğin para bu mu? Vereceğiz. Çık şu Efes serisinde göster kendini. Bize ispatla seneye de beraber olduğumuzda çok işler yapabileceğimizi. Çık şu seriyi al. O performansı evet. göstersin belki o parayı ha. alsın. Sen 1.8 mi istiyorsun? Biz sana 1.8 değil 2 veriyoruz. Yeter ki Ama Efes evet. serisini al. Evet Efes serisini önemsiyoruz. Zor olacağını da biliyoruz. Aa, bir de şuna hiç katılmıyorum bak. Şimdi şöyle laflar dolaşıyor. Ya biz Efes'e yine madara olacağımıza Efendi gibi Darüşşafaka'ya elenelim. Galatasaray çıkar. Bir de Galatasaray karşısında final serisi mağlubiyeti. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz Fenerbahçe'yiz. Böyle bir kabullenme olabilir mi? Kesinlikle reddediyorum bunu. Çıkacağız çatır çatır. Efes ise Efes. Galatasaray ise Galatasaray. Tabii. Çıkacağız oynayacağız. Yani böyle bir peşinden kabullenmeyi Yok. hiç hiç aklıma bile getirmiyorum. Biz Fenerbahçe'yiz. Finale çıkacağız kaptan. Şampiyonluk bilemem <laughs> ama finale çıkacağız. Finale çıkacağız. Her zaman finale her çıkacağız. Gereğini de yapacağız. Ben bizim başkanımızın bu Efesle olan gerginlikler sonrası da özellikle bileneceğine, Efes serisine ve futbolcuları pardon basketçileri de gerektiği şekilde motive edeceğine yüz eminim. Seneye basketbolda iyi kadro hazırlan vesaire laflarının da bununla ilgili olabileceğini düşünüyorum ben. Bu evet. Efesle olan son sürtüşmeden dolayı bir e, hırs mı yaptık? Hırs yapmış olabiliriz. onu da dediğim gibi duyumlarım var. İnşallah e, doğru çıkar. Göreceğiz. Çünkü basketbolda o salonda yaptıktan sonra tabii ki e, ciddi bir e, zarar tablosu var hiç. Evet. E, aksini iddia edemem. Ama orada da ortası olmasın. Geçen hafta evet. konuştuğumuz gibi. Ya hakikaten de, denilen gibi bir kadro yapılsın. Bu sefer Efes'le kafa kafaya oynayalım. Yeniliriz yeniliriz. Yeniliriz yeniliriz. Ama Final form mücadelemizi verelim. For, verelim. Veyahut da Galatasaray'ın bütçesine inelim. E, bu işten e, farklı bir yöne gidelim. Ben şunu da söyleyeyim. E Önce tabii bir Darüşşafaka'yı geçmemiz lazım finale kalmak için. Ben ikinci maçta yani Ataşehir'de yenildiğimiz maçta hiç takımın haleti ruhiyesini beğenmedim. Sen onu yazdın evet. Bayağı da bayağı da ciddiyetsiz gördüm takımı Hı -hı. maç içerisinde. Bir de en başlarda da farklı bir öne geçtik. Hiç yakışmıyor yani. O ciddiyetsizlik, labalilik. Şimdi Obradoviç döneminde de Fenerbahçe'nin farklı kaybettiği, iyi savunma yapamadığı çok maç oldu ama... Oldu. Saha içi labalilik bu kadar hiç görmedim ben. Evet. Dolayısıyla bir daha olmaması lazım. Bu konuda bir e, yani hiç memnun olmadığımı belirtmek isterim. İkinci konuda yine çok minör bir konu belki ufak bir detay ama Darüşşafakalılar iki tane locadalardı. Evet. Orada yine bir gerginlik oldu salon içerisinde. Tezahürat yaptılar diye. E, hemen arkasından da Efes Galatasaray maçı oynandı. Galatasaray bençinin arkasında da baya baya bir Galatasaray taraftarı vardı çok ciddi de tezahüratlarla destek evet. verdiler. İkinci maça bunun olmamasını sağladı. Şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Ya bu deplasman yasağı sadece Fenerbahçe seyircisine mi uygulanıyor ya? Bursalılar geliyor locadan bağırıyor. Darüşşafakalılar geliyor Galatasaraylılar Efes'in salonuna gidiyor. E, e bize hiçbir yerde biz aynısını yapmış olsak senle beraber gitsek Fenerbahçe benchinin arkasında Sinan Erdem'de Efes maçında tezahürat yapsak. 6222'den hemen işlem yapılmıştı. Biz aya giremiyorduk ya spor müziği. Safakhalında ben benim oğlum arkadaşlarıyla da iki baskette haya evet. kattılar diye çocuklara gelip e, sağ dışına alırız dediler. Ya yani artık hep Fenerbahçe aleyhine yapılıyor bu işler. Bak Galatasaraylılar şimdi şey isyan etmişler. İlk maçta izin verdiler, ikinci maçta niye izin vermediler? İşte e, kar Ya bunlar çok hoşunuza gidiyordu sizin. Efes'in yaptığı bu tip uygulamalara göbek atıyordunuz Fenerbahçe karşısında yaptığında. Evet. Fenerbahçelilere demediğinizi bırakmıyordunuz. Şimdi hoşunuza gitmedi bu uygulamalar. Başınıza geldiği zaman mı anladınız ne olduğunu? Evet. Klasik. Yani bu işlere kızıyorum. Çok kızıyorum. Haklısın kaptan. Ee, evet. Yavaş yavaş programı kapatıyorum. Önümüzdeki hafta Belki hoca konusu artık kesin netleşmiş olacağını düşünüyorum. Evet. Yani Geçen parası... hafta da aynısını dedik. Evet dedik ama hani pazartesi lafı vardı. Bugün evet. de pazartesi belki akşam evet. netleşebilir. Onun için onu e, gerçi perşembe diyen var. Dediğin gibi e, Mali Genel Kurulu diyen var bilmiyorum ama haftaya pazartesi mutlaka netleşecektir. Transferlerle ilgili de duyumlar alırsak haftaya daha çok transferleri ve hoca konusu üzerinden e, tartışırız. Tekrar teşekkür ediyorum sana. Haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Başkanımıza da teşekkür ederim. Mesajı verdi. Artık çiçek böcek devri bitti. Sadece Fenerbahçe devri başladı. Evet. Sağ ol.